Karabük'te seçim bölge toplantısındaydık hocam. Oradan Karasu-Saman'a doğru geldiğimizde öncelikle bir Safranbolu'da uğramıştık. Orada bir fotoğraf yayınladık arkadaşlarla, normal bir fotoğraf. Kendi fotoğrafımız. Altına bak, arkadaşlar yorum yazmış. İşte Yavuz Demirci ve Sinan Karadağ bu memlekette beş para etmez diye. Onun altına birisi de aynen yazıyor. Bunların isimlerini bir daha sonra verirse. Ondan sonra ben de o kişiyi aradım. Dedim hayırdır, benimle bir problemim mi var senin dedim. O da baktım alkollüydü. O yüzden pek fazla uzatmadım. Yarın dedim gel konuşalım. Daha sonradan bir arkadaş da aradı. Açmadım telefonu. Açmadım. Sonra ikinci yarını açtım. Onda biraz iş sıkıntılı işleri vardı. Bunlar aynı gruptalar. Daha sonradan dedim ona da yarın gel konuşalım. Bir derdiniz varsa bir çözüm kavuşturalım. Daha sonra diğer arkadaş da yine arıyor beni. Ben de üçüncü kişi bu. Ben de açmadım telefonu. Ve oradan benim yanımdaki arkadaşım arıyor. Diyor Sinan'a söyle telefonumu açsın. Bana telefonla küfür ediyor. Ona ben de açmadım. Biz dört kişi gitmiştik. Bir kişi Mustafa Yalçınkaya şeyde huzur kahvenin önünde indi. Yavuz Bey var. Selçuk Çetinkaya var. Yavuz Bey'i evine bırakacağız. Biz huzurdan oradan huzurun kahvenin orada hareket ettikten sonra hükümetin oraya doğru gelirken arkamızda bir tane araba. Beyaz Ford. Plakasını tam bilmiyorum şimdi. Ondan sonra aldık. Bizle alakası yoktur. Sonra benzininin oradan sağa döndük. Onlar da aynı şekilde bizim peşimize döndüler. Tekrar bir sağ daha yaptık. O Işıkveren mahallesine girerken. Sağ çektik arabamızı. Yavuz Bey indirdik. Ondan sonra diğer akrabaları da evlerinin önünde bir şeyler yapıyormuş. Bizim peşimizden sonra araba geçti, biraz durdu. Daha sonra o da ileride sağa çekti. Erdem Özcan bağıraraktan geldi. İşte dedi sen dedi benim telefonumu nasıl açmazsın, açacaksın bilmem ne. Ben de açmıyorum. Herkesin telefonu açmak zorunda böyle bir şeyim yok dedim yani. Tabii iş oradan doğru karıştı. Bunlar tamamen bizi saldırıya gelmişler ve bizi takip etmişler. Çarşıdan geçmemizi beklemişler. Artık ya beni eve giderken şey yapacaklar, durduracaklardı ya da o şekilde artık Yavuz Bey'in mahallesinde oldu. O sırada Erdem'le Cantekin bana saldırdılar. Diğer yanındaki iki kişi, Rıfat Topçu ve Yücel Özcan'da onlar beni korudular. Bana saldırmalarını önlediler ama tabii o hengamede Erdem Özcan'la Cantekin Topçu saldırdılar. Yumruklaştık. Belki ben de onlara vurmuşumdur. Onlar da bana vurdular. Ben de bu konuyla ilgili geldim karakola. Onlardan Erdem Özcan'la Cantekin Topçu'dan şikayetçi oldum. Çatalca İktidar AK Parti ilçe başkanımız Sinan Karadağ ve ekibi Karabük'te bir parti toplantısına katılmıştı. Daha sonra işte ilçemize gelerek takip eden dört kişi Yavuz Demirci arkadaşımızın evinin önünde maalesef iki kişi olmak üzere saldırıya uğramıştır. Biz bu saldırıyı Çatal Zeytinlilere yakıştıramıyoruz ve şiddetle de kınıyoruz. İnşallah bir daha böyle bu tür olayların devamı da gelmez. Önemli olan Çatal Zeytin huzur ve sükun da tanınması lazımdır. Bu amaçla bütün her iki tarafa da ben sağduyuya davet ediyorum. İnşallah bir daha bu tür olaylar da olmaz. Ama suçlular da mutlaka cezasını da çekmelidir. Burada güvenlik kuvvetlerimiz ve adaletimize biz güveniyoruz. Gereğini de yapacağına, adaletin yerine geleceğine de inanıyoruz. Bu duyguları ve düşüncelerle teşekkür ediyorum.